Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 730 hektarlık Karacabey Longoz Ormanı, 300'e yakın kuş türü, endemik bitkiler ve nadir görülen canlılara ev sahipliği yapıyor. Buranın sakinlerinden biri de Antik Mısır'da kutsal olarak kabul edilen Scarabeus saker, yani halk arasında bilinen adıyla gübre böceği. Longoz Ormanı'nda çok sık aralıklarla oluşturulan tabelalarda bu böceklerin ezilmemesi konusunda ziyaretçiler uyarılıyor. Scarabeus saker, halk arasında bilinen ismiyle ise gübre böceği. Boyu 5 santimetreye uzanan eklem bacaklılar şubesinden kın kanatlılar takımından bir böcek türü. Ağırlığının 10 katına kadar yükü itebilme özelliğine sahip. Bulunduğu ortamlardaki hayvan gübrelerini top haline getirerek toprak altını açtığı tünellerle taşıyan bu böcek, hem çevrenin temizlenmesine, hem toprağın havalanmasına, hem de gübrelenmesine neden oluyor. Aynı zamanda toprak altına taşıdığı tohumlarla da bulunduğu bölgedeki ekosistemin biyoçeşitliliğine büyük katkı sağlıyor. Evet. Bu o zaman bizim gözle görebileceğimiz büyük bir... Bunlardan bir tanesi de bizim bugünkü işte gündem olan kanatları sert olan hayvanlar. Şimdi bu bizim gübre böceği olarak, tezik böceği olarak ifade ettiğimiz tür Atropoda şubesinin bir grubundan hayvanımız. Atropoda şubesinden Coleoptera dediğimiz kın kanatlılardan bir hayvanımız. Scarabeus saker diye ifade ediliyor. Sert bir vücut yapısına sahip bu hayvanlar. Boyları yaklaşık işte 5 santime kadar uzayabilen bir hayvandır bunlar. Daha çok yumuşak topraklarda ve kumsal alanlarda bulunuyorlar. Daha çok sıcak bölgeleri de tercih eden bir hayvanımızdır bu. Bu hayvanın özelliği büyükbaş hayvanların gübrelerini bıraktıkları sırada bu hayvanlar onların gübreleri üzerinden yaklaşık işte 3 ile 7-8 santim çapında gübre küreleri oluştururlar. Bunu ön ayaklarıyla yaparlar. Zaten vücut yapıları hem baş kısımları hem toraks kısımları hem ön ve arka ayakları bu yapıyı, bu küreyi oluşturmaları için müsaittir. Bir taraftan ön ayaklarıyla gübre üzerinden o küreyi oluştururlar. Sonra arka ayaklarıyla bu gübreyi küre şeklinde oluşturdukları gübreyi iterek onu yuvasına kadar ya da açacakları yere kadar taşırlar. Kuvvetli bir hayvandır bunlar. Ağırlıklarının yaklaşık 10 katını, en az 10 katını, belki daha fazlasını da taşıyabilme özelliklerine sahipler. Yumuşak topraklarda ve kumsal alanlarda oldukları için ve ayak yapıları, ön ayak yapıları, kafa yapıları da buna müsait olduğu için toprağı ve o kumsal kısmı kazarlar ve orada tüneller oluştururlar. Bu gübreyi de o tünelin içerisine götürür, bırakırlar. Ama bu işlem olmadan öncesi de var. İşte burada erkekle beraber bu işlemi yapmaları söz konusudur. Birlikte yaparlar. Gübreyi birlikte de taşıdıkları olabilir. O gübrenin içerisine de bir tane yumurtasını bırakırlar. Sonra gübreyi toprağın altına gömmüş olurlar. Toprağın altında gübrenin içerisinde yavrusu yumurtadan çıkar.
Yaklaşık bir 4 haftada 20 işte 24-25 güne yakın bir süre içerisinde de pupa şeklinde yavru o gübrenin içerisinde gelişmiş olur. Ve ilerleyen dönemde de genç bir birey olarak oradan çıkar ve ailesinin, ebeveynlerinin yaptığı gibi o sistemi devam ettirir.